Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Tabii Engin abiden sonra konuşmak zor olacak ama ben bakanlığın bütçesini anlatacağım sizlere, Ulaştırma Bakanlığı'nı. Öncelikle belirtmek isterim ki bu bütçe halkın beklentilerini karşılayan bir bütçe değil. 21 yılda ülkemizde adaletsizliğin ve eşitsizliğin çığ gibi büyüdüğü, var olan sorunlara kalıcı bir çözüm üretememiştir sizin bütçeniz. Yolsuzluğun, talanın, 21 beylerin damga vurduğu, garantili ihalelerle yandaşların kasasına milyarların aktarıldığı, yeni doğan her bebeğin geleceğini ipotek altına alındığı, soygun ve vurgun düzenine çanak tutan bu bütçeye onay vermemiz mümkün değildir. Değerli milletvekilleri, biz bu gerçekleri defalarca dile getirdik, anlattık ama hiç oralı olmadınız. Hep algı peşinde koştunuz. Hazinenin tüm imkanlarını yandaşlarınıza tahsis ettiniz. İşçiyi, çiftçiyi, emekliyi, esnafı, memuru unuttunuz. Hazinenin gerçek sahibi olan vatandaşı değil, sermayenin sesi oldunuz. Sayın Bakan, milletin cebinden tek kuruş çıkmıyor diye savunduğunuz kamu özel işbirliği projeleri yıllardır maskesiz soygunun adı oldu. Bu projeler için önümüzdeki 3 yılda tam 673 milyar ödenecek. Döviz kurundaki her artış bütçeye getirdiği yükü de katlamış olacak. Şimdi bu aklı başında bir finansman modeli midir? Yoksa bu ülkenin hazinesinin 5-10 kişiye peşkeş çekilmesi midir? Daha somut bir örnekle anlatayım. Yap işlet devret modeliyle yaptırdığınız Osman Gazi Köprüsü 2016'da açıldı. Fizibil olarak yere göğe sığdıramadığınız bu köprü için araç başına 35 dolar artı KDV ve günlük 40 bin araç garantisi verdiniz. Yetmez gibi Amerika'daki tüketici fiyat endeksindeki artış oranı da her yıl bu garantinin üzerine ekleniyor. Yani bugünkü kur üzerinden araç başına ortalama 1450 TL gelir garantisi verildi. Sonra bakanlık çıktı, bu köprüden 7 yılda 70 milyon aracın geçmesini bir başarı olarak açıkladı. El insaf, gelin garantinin sağlanması için 7 yılda bu köprüden tam 102 milyon aracın geçmesi gerekiyordu. Şu anda Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş fiyatı 190 TL, yani bugünkü kurla 6,5 dolar. Bugünkü fiyatlar üzerinden geçmeyen 32 milyon araç için ortalama 50 dolardan 1.6 milyar dolar ödeme yapıldı. Asıl önemli kısma geleyim. Geçen 70 milyon araç bugünkü fiyatlarla 6,5 dolar öderken kalan 43,5 doları vatandaşın yine hazine garantili müteahhitlerine ödediniz. Neymiş o rakam? 70 milyon aracı 43,5 dolarla çarptığınızda 3 milyar dolar yapıyor. Yani tam bir deli dumrul vakası. 7 yılda bu köprü için ödediğimiz parayla köprünün tamamını yapabilecekken yıllar boyu üstüne para ödüyorsunuz. Bakan da parası olan otoyoldan gider, böylece devlet yolu rahatlar diyor. Sadece Almanlar değil, bütün dünya işte bu zekayı kıskanıyor. Değerli arkadaşlar, her fırsatta yerliyiz, milliyiz diyorsunuz ama Cumhuriyet'in mirası demir yollarının durumu işler acısı. Kurum her yıl zarar ediyor. 10 yıl önce gelirler giderlerin %66'sını karşılıyorken bugün bu oran %38. 1960'lı yıllarda 60 bin çalışanı vardı devlet demir yollarının. Bugün ise 20 bin. Gar istasyon sayısı 1300'den 1000'e düştü. Ankara Garı, Söğütlü Çeşme, Adapazarı, Sirkeci Liman sahası ve daha nice taşınmazı ranta kurban gidiyor. Yatırımlarında demir yolunun payı 2023'te %64 olacak dediniz, %48'de kaldı. 2024'te %49 olacak diyorsunuz. 2023'te 10 bin kilometre hızlı tren hattı olacak dediniz, 2251 kilometrede kaldınız. 2015'te Samsun'dan Sarp'a demir yolu sözü verdiniz. 2019'da ihaleye çıkıldı, sonra teknik şartname eksik diye ihale iptal edildi. Hala bekliyor. Yani birileri Karadenizlileri uyutuyor ama kim? Samsun Sarp demir yolu için Karadeniz bir net tarih bekliyor sizden Sayın Bakan. Bu demir yolu hattı ne olacak Sayın Bakan? Sadece demir yollarında mı sınıfta kaldınız? Tabii ki hayır. 2011'de 2023'e kadar 7500 kilometre otoyol yapacağız diyordunuz. Bugün 3722 kilometre otoyol var. Hedefin yarısı. Yaptığınız yollara da iyi bakın Sayın Bakan.
Bakın burası Rize Güneysu Karayolu. Cumhurbaşkanının memleketi. Tam 3 kez çöktü bu yol bu yıl Sayın Bakan. Halkın parasını işte böyle saçtınız. Vurgun düzeninizin bir başkası da kamu ihaleleri. Kamu ihale kanunu delik deşik oldu. Tüm kurallar istisna, istisnalar kural oldu. Kamu ihale kurumu kamu alımları izleme raporuna göre bu yılın ilk 6 ayında pazarlık usulüyle 397 milyarlık alım yapılmış. Bu alımın yaklaşık 387 milyarlık bölümü 21B'ye göre yapılmış. Bu ne demek? 2023 yılında pazarlık usulüyle yapılan ihalelerin toplam tutarının yaklaşık %97,5'u 21B'ye göre yapılmış demek. Diyeceksiniz ki deprem oldu. Aynı raporun geçen yıl aynı döneminde de 21B oranı %92. Üstelik bunların içinde eski Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü'nün şirketinin aldığı ihaleler de var. Şirket 2 Ocak ve 13 Ocak'ta 500 milyon TL'yi aşan ihaleler almış. Tüm bunlar ne demek? Hazinenin talan edilmesi, yağmalanması demek. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının yenilmesi demek. Sayın Bakan, devlet hava meydanlarında çok maaşlı eski danışmanınız Murat Gül kanalıyla yolsuzluk ve usulsüzlük olayları yaşanıyor. Komisyon görüşmelerinde bir bir sıraladım. Sor önergeleri verdim. Cevap vermediniz. Gittiniz bu kişiyi genel müdür yardımcısı yapıp ödüllendirdiniz. Demek ki koca kurumda başka liyakatlı personeliniz yok. Balık baştan kokmuş. Bazı uyanıklar da yönetmelikte boşluk bulmuş, istismar ediyor. Hülle atamalar almış başını gidiyor. Sayıştay bunu tespit etmiş, mahkeme birer birer iptal ediyor. Ama dinleyen kim? İşte böyle torpilin, liyakatsızlığın, partisan kadrolaşmanın egemen olduğu bir bürokrasi yarattınız. Son olarak Esenboğa'da havalimanı baş müdürlüğündeki şube müdürlüğü iptal edildi. Gereken yapıldı mı ne gezer? Bir yanda bunu yapıyorsunuz, bir yanda da hiç yolcusu olmayan havalanlarına personeller alıyorsunuz, açılmayan havalimanlarına müdürler atıyorsunuz. Devlet Hava Meydanları'nda bir de etik kurul var, adı üzerinde etik. Bu kurulda da adı yolsuzlukla, usulsüzlükle anılan strateji daire başkanı görev yapıyor. Kime neyi anlatıyoruz? Tuz baştan kokmuş, bunun çözümünü Sayın Bakan'dan bekliyoruz. Depremin üzerinden 10 ay geçti. Zemini yarılan Hatay Havalimanı'na hala uçuş yapılmıyor. Fay hattı üzerinde kurulu her yağmurda göl olan bu havalimanını yine aynı yere yapmakta direniyorsunuz. Defalarca yanlış olduğunu söyledik ama anlatamadık. Bu bir anlayış sorunu artık. Çarpık zihniyetiniz bassın Sayın Bakan. Sayın Bakan, beceriksizlik, israf deyince ilk akla Zafer Havalimanı geliyor. Ama bir de Balıkesir Merkez Havalimanı var. İktidarınız Edremit'te Koca Seyit Havalimanı olmasına rağmen 2016'da 1 milyon yolcu hedefiyle yeni bir havalimanı daha yapmaya karar verdi. Hedef belirlenmesi yanlış denildi. Bütün bölgeye hizmet verecek dediniz. İnşaat 2019'a kadar sürdü. Başlangıçta 30 milyon olarak belirlenen maliyet 76 milyona fırladı. Ama Balıkesirli'nin ticari uçaklar yerine alanda gördüğü tek şey çatısı kağıt uçağa benzeyen terminal binası oldu. Bu yıl havalimanına tek bir ticari uçak inip kalkmadı. Bir yolcu gelmedi. Yetmedi bu havalimanında yıpranmayı gidermek için yarın milyonlarca liralık yeni bir ihale yapacaksınız. Kamu kaynakları nasıl peşkeş çekiliyor hepimiz görüyoruz Sayın Bakan. Yine Sabiha Gökçen hisselerinin Beşli Çete diye bir grup tarafından satın alınmaya çalışıldığı haberleri sık sık gündemde geliyor. Doğru mu Sayın Bakan? Sabiha Gökçen'in satılacağı doğru mudur? İkinci pist bunun için mi geciktirmeli olarak tamamlanıyor? Yine 2017 yılında 150 bin metrekare olarak yapılan Dalaman Havalimanı terminal binasında kiraya tabi alan 6 yıl sonra bir anda 25 bin metrekare küçülüverdi. Havalimanı işletmecisi YDA firması 25 yıl boyunca bu havalimanına 25 bin metrekare eksik kira ödemesi yapacak. Sözleşme şartlarına göre bu firma devlet hava meydanları tarifesindeki arazi ücretlerinin %50'sini de ödemekle mükellef. YDA bu kurala da deliyor, %50 çok, %20 ödeyeyim diyor. Ona da onay veriliyor. Yok olmadı diyorsunuz. Soru önergesinde böyle bir şey...
Buyurun tamamlayın. Değerli arkadaşlar, son dönemde siber dolandırıcılar yine ortadalar. Ama hükümet sadece izliyor. E-Devlet'ten milyonlarca vatandaşımızın kişisel verileri satılıyor. Bu bir iddia değil, gerçek. Dolandırıcılar bunu fütursuzca yapıyor. Telegram'da 200 lirayı veren her kişi istediği kişinin devlet sisteminde kayıtlı tutan, yani E-Devlet'te E-Nabız üzerindeki kişisel verilerine rahatça ulaşabiliyor. Soy ağacı, adres, GSM numarası, sağlık verileri, araç plakası gibi özel bilgilerine erişebiliyor. Hepinizinkini, tüm verilerinizi Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Kötü niyetli birinin elinde hepinizin her türlü hırsızlık, kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık suçuna mağdur olabilirsiniz. Rahatlıkla adınızı kullanarak bankacılık suçları da işlenebilir. Böyle bir şey olmaz diyorsanız Sayın Bakan, isterseniz sizin bilgilerinizi de öğrenebilir.